Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeniden bir yorumlarınızla Gmod kapışmalarına hoş geldiniz. 300'e yakın yorum içinden seçtiğim 20 tane kapışmayı bugün bu videoda yapacağız arkadaşlar. Eğer ki bir sonraki Gmod yorumlarınız kapışıyor videosu gelsin istiyorsanız şimdi aşağıdan abone olup videoya da 5000 like atmayı unutmayın. 5000 like sonra bir sonraki Gmod kapışması gelecek arkadaşlar. Şimdi 300'e yakın yorumunuzun içinden seçtiğim 20 kapışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, yeniden Gmod yorumlarınızla kapışıyor videosundayız. Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı seçtim ama dediğim gibi az önce yani 300 küsür tane yorum var ve bunların içerisinden 20 tane seçebildim. Keşke gönül isterdi ki hepinizin yorumunu seçip hepinizin kapışmasını yaptırabileyim. Ama şunu görüyorum arkadaşlar, çok fazla benzer kapışma gelmeye başladı. Artık bundan sonra yorumlarınız kapışıyor bıraksak da ben yeni modlar bulup onların kapışmalarını mı yapsam diye düşünmüyor da değilim. Çok aynı kapışmalar yazılıyor. Hep aynı kapışmalar, aynı kapışmalar, aynı karakterleri görüp duruyoruz. Aklımda şöyle bir fikir var. Bir dahaki yorumlarınız kapışıyor videosu tabii gelecek. Yani 5000 like'tan sonra gelecek ama onun öncesinde Gmod videosu çekersem arkadaşlar arada şöyle bir şey yapacağım. Burada daha önceden hiç kapışmasını yapmadığımız değişik modlar bulup onlarla beraber yeni güçlü karakterler bulmaya çalışacağız. Yani sürekli böyle Hulk, sürekli Catnap'ler bilmem ne, ben sıkıldım yani bunlardan. Sürekli aynı karakterleri kapıştırıyoruz. Abi biraz farklı ve değişik karakterler istiyorum. Onları bulmaya çalışacağım. İnşallah güzel modlar da bulurum deyip ilk yorumunuzla yorumlar kapışıyor başlasın. Ve ilk yorum arkadaşlar, Energize TV-Man, VSHQB Twilight, Cloud Strider. Bakalım var mı bende bu karakterler. Evet arkadaşlar, direkt aynı karakterleri bulamadım ama çok benzerlerini buldum. Mesela şu abi, ona çok benziyor Cloud Strider'a. Belki de o yani, aşırı benziyor. Ama bu Energize TV-Man midir nedir, o bu değil. Ama abi yapacak bir şey yok. En yakınlarını bulmaya çalıştım. Sonuçta elimizde bir tane TV-Man, bir tane de Şikibidi var. Bakalım hangisi yenecek? İlk yorumun kapışması başlasın. Ve oy, televizyonu patlattı. Şikibidi kaçmaya çalışıyor. Oğlum bir dakika, güzel kapışma oluyor. Bunlar biraz denkler galiba birbirlerine. Bayağı bir tekme, yumruk, testereler, Şikibidiler bilmem neler birbirlerini yiyorlar. Abi çok iyi oldu. Çok denk bir kapışma oldu ama TV-Man işi götürdü. Vallahi bayağı denk kapışma oldu arkadaşlar. Hani uzun süre savaştılar, hatta şu karaktersiz karakterin bir ara yeneceğini falan da düşündü. Bu ne kadar çirkin bir şeysin abi sen ya. Tövbe tövbe. Kazanan TV-Man. TV-Man oğlum, trip mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun, arkanı döndün gittin ya. Bir sonraki kapışma. İkinci kapışmamızda da güçlü Catnap'li Titan Speakerman istenmiş. Bakalım. Evet arkadaşlar, karşımızda Catnap ve Titan Speakerman var. Bu arada bu Nightmare Catnap arkadaşlar. Hani Nightmare'e dönüşen Catnap bu. Direkt böyle saldırdığında hasar yerse eğer Nightmare Catnap'e dönüşebiliyor. Ama onun karşısında Titan Speakerman var da. Abi Titan Speakerman çok büyük ve Catnap onun bayağı kedisi gibi. Yani böyle gidip mırnav mırnav deyip böyle bacaklarına sürünecekmiş gibi görünüyor bana şu an. Biraz saçma oldu ama. Yani Catnap ve Titan Speakerman'i bence kapıştırdığımızda direkt Speakerman bir ateş edip bu işi bitirecek gibi geliyor bana. Ama istediniz mi? Deneyelim. Başlayın dostum. Ve oğlum yedi lan. Oha yedi oğlum lan. Yaklaştı ve Catnap onu yakaladı. Havada öldü bir de. Yuh. Abi sen Speakerman kesin yener diye düşünüyordum. Havada öldü bildiğim. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar ilginç bir şekilde beni şaşırtarak kazanan Catnap oldu. Catnap Nightmare. Bir sonraki kapışmaya geçiyoruz. Oğlum ben konuştum mu? Niye hareket ediyorsunuz? Ben konuşunca duracaksınız kanka. Gene gidiyor. Bir sonraki kapışmaya geçiyorum. Bir sonraki kapışmada en saçma bence Musonic demiş arkadaşınız. Bir dahakine 30 Musonic vs Hulk, yenemezse 50 Musonic aboneyim, like attım demiş. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Merak ettim. Gerçekten Musonic çok saçmaydı geçenki videoda. 30 tane Musonic koyacağız. Bir tane Hulk koyacağız. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bayağı komik bir kapışma olacak ama şu an karşımızda tam 30 tane Musonic var ve onun karşısında da bizim Hulk var. Bakalım Hulk 30 Musonic'e karşı ne yapacak? Çünkü geçenlerde hatırlıyorsanız Musonic çok değişik bir kapışma taktiği var. Böyle yukarıdan muzlar falan yağdırabiliyor, bilmem ne yapabiliyor. Ama o sırada bizim Hulk inşallah dönüşmez. Dönüşürse işler mahvolur. Musonic'ler gerçekten geçenki videoda saçma karakterler içerisinde en saçmalarından bir tanesiydi ama abi muza baksana. Çok gerçekçi bir muz ya.
Böyle kenarlarındaki ezikler, kırıklar falan, her şey çok iyi yapılmış. Ama Muz Sonic abi çok saçma. Şimdi deneyeceğiz. 30 Muz Sonic mi alacak yoksa Hulk mu? Kapışın dostum. Hop, evet evet, Muz Sonic'ler saldırdı o sırada. Oy oy. O ne oluyor lan? Tövbe tövbe, ne oldu oğlum? Abi Muz Sonic'ler deli falan güçlü yani. Bu Muz Sonic'ler böyle normalde arkadaşlar, standart bir karakterlerle bunları kapıştırmaya kalkarsam galiba ağzını burnunu kırarlar yani. Oyun hata verdi şuraya bak. Evet, Muz Sonic'ler saldırdılar. O sırada Hulk dönüştüğü için dönüşmenin etkisiyle tamamı öldü. Kazanan Hulk oldu. Büyük ihtimal 50 değil 150 tane de Sonic atsam yine aynı şeyle karşı karşıya kalacağız. Bir sonraki kapışmaya geçiyorum. Bir sonraki kapışmada da abi 2 tane Hulk vs 10 tane Titan kameraman. Yani bunu çok yapmış olabiliriz bu tarz vs'leri. O yüzden diyorum arkadaşlar, farklı farklı şeyler keşke yazsanız diyorum ama hep aynı ve benzer vs'ler geliyor. O yüzden bir sonraki vs videosunu bayağı geç yapacağım. O sırada bir sürü daha değişik mod bulmam lazım benim. Ama kapışmayı yapalım. Evet arkadaşlar, ne kadar yapmış olsak da ilginç ve değişik ve renkli bir vs bence. Gerçekten de ben de şu an merak etmiyor değilim. Upgrade Titan kameraman demediği için Titan kameramanları aldım arkadaşlar. Ve karşımızda 2 tane Hulk var. Karşısında 10 tane Titan kameraman var. Gerçekten zorlu bir vs olacağını biliyorum ama büyük ihtimal Hulk'lar çok hızlı dönüşüp o şekilde savaşacaklar. Ben de çok merak ediyorum sonucunu. Hulk kazanır gibi geliyor ama yine de deneyelim. Başlasın. Ve... Evet evet, ilk dönüşümü yediler. Hulk'lar saldırdı. Kanka. Kanka bu kadar çabuk mu biter? Ya upgrade atsak da aynı olur muydu? Hulk kızdı. Upgrade Titan kameraman deneyeceğim 10 tane. Bakalım aynı şey yapabilecek mi Hulk? Evet deniyorum. 2 tane Hulk'umuzu koyduk. Karşısına bu sefer tam 10 tane upgrade Titan kameraman koydum arkadaşlar. Bunu merak ettiğim için yapıyorum. Deminki VS'ydi arkadaşlar. Titan kameramanlar çok hızlı yenildi. VS'yi göremedik bile. Ama şu an merak ediyorum. Upgrade Titan kameramanları Hulk'lar bu kadar hızlı yenebilir mi? Başlayın dostum. Ve aynı ateş. Oy oğlum, benim ekran patladı. Bunu hiç görmüyorum lan. Hiç görmüyorum oğlum. Ne oluyor? Arkadaşlar görebilenler yorumlara görebiliyorum abi yazsınlar. Ben hiçbir şey görmüyorum. Şu an ortalık karman çorman. Bu ne lan, bilgisayar mı olacak şimdi? Ne oluyor lan? Oğlum bu VS olmadı ki, bu ışık süzmesi oldu. Sanki kaynak makinesinde kaynak yapıyorlar. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe, şuraya bak. Buradan Hulk sağlam çıkarsa var ya ben ölürüm arada galiba yani abi. Arkadaşlar kusura bakmayın ama hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Komple patlamalar bilmem neler. Abi birileri ölse bari. Upgrade'den kameramanlar aşırı güçlü. Şimdi tam içine ne kadar gireceğim. Hop. Savaşın tam içindeyim şu an. Hulk'un bacağı gözüme girdi. Upgrade'den kameraman çekici kafama vurdu şu an. Hulk'un tırnağını... Ya oğlum yapma. Kanka dur çekil. Oğlum dur. Lan dur ne oğlum. Artık şey diyeceğim, kanka dövüşmeyin diyeceğim. Oğlum ne ölen var ne kalan var, hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar bildiğin sanki havai fişek gösterisi izliyorum şu an. Yani bu bir VS değil, havai fişek gösterisine döndü. Biraz uzaklaşacağım. Şöyle iyice uzaklaşacağım. Hatta katılmayanlar bile var. Abi şunlar uzakta bile yani, o halde. Bunları da yaklaştıralım dur. Arkadaşlar şurada kenarda 2 tane kaçan var. Hemen bunları da savaşa dahil edelim. 2-3 hatta. Yani heh. Abi şöyle olsun. Evet kanka, şimdi tam bir savaş oldu. Herkes içeride, bir uzaklaşayım dur. Hiçbir şey göremiyorum oğlum. Yemin ederim hiçbir şey göremiyorum. Ne saçma sapan VS. Abi şuraya bakın, patlamalara bakın. Bak bak bak, şuraya bak. Abi havai fişek gösterisi olsa bu kadar olmaz. Hulk. Hulk'lar yenildi. Abi yenemiyormuşlar. Yuh. Etrafta yeşil yeşil noktacıklar Hulk'un ruhu mudur nedir? Sağda solda uçuyor. Abi upgrade Titan kameramanlar Hulk'u yenebiliyor 10 tane koyduğunda.
İşler karman çorman bir hal aldı arkadaşlar. Demek ki ordu savaşı yapsak Hulk pert olacak. Şuraya bak. Arkadaşlar gerçekten bence ilginç ve farklı bir VS oldu. Yani beni şaşırtmayı başarabildi Upgrades'ten kameramanlar ve iki tane Hulk'un ağzını burnunu resmen kırdılar. Tebrik ediyorum. Ve Upgrades'ten kameramanları galip ilan ediyorum. Çünkü bileğinin hakkıyla 10 tane bir dakika kaç kaldı? 1, 2, bir saniye bir yükseleyim şöyle. Bu kadar mı var? Başka bir yerde var mı? Yok. Kaç kaldı sayalım şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He bir dakika. 2 tane Upgrades'ten kameraman ölmüş. Ama Hulk'larda pert olmuş, kazanan Upgrade Titan kameramanlar ordusu oldu. Bir sonraki VS'ye geçiyorum ve bu VS'ye gerçekten çok şaşırdım. Bir sonraki VS'deyiz. Abi Titan kameraman Upgrade VS Upgrade Titan TV Man yapar mısın demiş arkadaşımız. Lütfen demiş, seviyorsun demiş. Sen de seviyorsun kardeşim, hemen yapalım. Ve karşımızda Upgrade Titan kameraman ve Upgrade Titan TV Man var. Bu arada arkadaşlar bu karakterler çok zamandır bunlarla ilgili kapışma yapmıyoruz. O yüzden bunlarla ilgili yeni yeni güncellemeler gelmiş ve karakterlerin tipleri, atışları, efektleri tamamen değişmiş olabilir. Hatta güçleri bile değişmiş olabilir. Az önce gördüğünüz Hulk'u Upgrade Titan kameramanlar yendi. Ben yendiğini hiç hatırlamıyorum. Yani 50 tane bile atıyorduk, hiçbir şekilde yenemiyordu. Çift Hulk'u yendiler. Yani güçleri bayağı değişmiş olabilir. Bu arada karakterlerin birebir aynıları da olmayabilir. Mesela Titan TV Man şu olmayabilir. Yani bunu bilmiyorum da biraz fan yapımı gibi geliyor bana ama karakterlerden indirdiğim kadarıyla şu an elimde bu var Titan TV Man olarak. Yani upgrade edilmiş en güçlüsü bu. Bu az önce gördüğünüzde en güçlü gördüğümde upgrade Titan kameraman da bu. Yani TV Man ve kameraman VS'si varsa upgrade edilmiş. Bence bu ikisi yapmalı onu. Çünkü bu ikisi aralarında en güçleri. Bakalım kim kazanacak, ben de çok merak ediyorum. Yani biraz upgrade Titan kameraman kazanır gibi diyeceğim. Ama resmen yan yana koyduğumda onları boy farkına bakarsanız sanki TV Man daha güçlü gibi. Neyse belki boy değil, güç önemlidir. Bakalım hangisi kazanacak? TV Man mi, kameraman mı? Başlayın bakalım. Ve kapışma başladı. Birbirlerine çok güzel saldırdılar şu an. TV Man mi, kameraman mı? Hangisi yenecek? Birbirlerine tekme tokat gibi. Berabere. Evet arkadaşlar, berabere bitti VS. O yüzden yeniden kapışma yapacağım. Arkadaşlar ikisi de ne kadar güçlü olduğunu gösterdi ve VS berabere bitti. Ama birisi yenmeli. Hangisi daha önce davranacak? Hangisi daha hızlı davranıp yenecek? Biraz da kapışmalarda önce davranmak, hızlı olmak da önemli. Bir tanesi bir şekilde bu kapışmayı kazanmalı. Bakalım kim kazanacak? VS ikinci bölüm başlasın. Ve hop tekrar arkadaşlar birbirlerine saldırdılar. Çok güçlü bir saldırı yapıyorlar ve TV Man, TV Man, TV Man arkadaşlar. Upgrade Titan kameraman büyük ihtimal bir tık geç kaldı ve Upgrade Titan TV Man işi bitirdi. Kazanan Upgrade Titan TV Man oldu. Geçiyorum bir sonraki VS'ye. Bir sonraki kapışmadayız. D17 VS DJ Music Man. VS bıyıklı gene geldi. Ordu VS'leri geldi arkadaşlar. VS Siren Kafa, Not Roblox yasaklandı. Shine Sonic geldi. Ha, arkadaşlar Sony'yi biliyorum. Onunla ilgili de VS yapabiliriz. Hatta bir sonraki Gmod videosunda onun modlarını indirip onunla ilgili VS'ler deneyeceğim. Bakalım güçlü karakterler gelmiş mi Shine Sonic'le ilgili. Şimdi bir D17, bir DJ Music Man, bir tane bıyıklı, bir tane Siren Kafa koyacağız. Abi ben bunları yorumdan çıkınca unutuyorum ya. Neyse deneyelim. Ve arkadaşlar karşımızda muhteşem dörtlü. Hatta D17 başladı bile, sağ sola resmen yıldırım fırlatıyor. Karakterlerin biraz böyle VS'nin eşit olması adına karakterlerin boylarını büyütüp küçültüp böyle birbirlerine denk getirmeye çalıştım. Şimdi bu dörtlü içerisinden hangisi hayatta kalacak? Bakalım hangisi, ben de çok merak ediyorum. Hadi dostum kapışın ve başlayın. Ve oy 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 bir dakika. Biri error verdi abi, error verdi, bildiğin bu ne? Bir dakika oğlum dövüşmeyin. Bir dakika oy, biri daha gitti. DJ Music Man vs D17 kaldı. Ve D17 mi DJ Music Man mi, D17 mi DJ Music Man mi, bir tane error'umuz var. Bir error'umuz var. Abi error verdi DJ Music Man, ona yaklaşma. Tamam D17'yi de yendin ama bu error verdi. Bu niye error verdi? Arkadaşlar resmen Siren Kafa bu kadar saçma sapan ve güçlü karakterleri bir arada görünce hepsinden bir arada korktu mu ne yaptı bilmiyorum ama kazanan DJ Music Man oldu ve error veren de bayağı error verdi, yani şu an görüyorsunuz error yazıyor. Error veren de arkadaşlar Siren Kafa oldu. Siren Kafa da burada error vermiş oldu. Kazanan DJ Music Man.
Geçiyorum bir sonraki kapışmaya. Bir sonraki kapışmada abi aboneyim, like attım demiş. Unutmayın arkadaşlar, abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü 1 milyon abone hedefimiz var. Oraya doğru ilerleyeceğiz inşallah. Upgrade Titan kameraman Gaz Dafuk. Tamam, Gaz Dafuk. Güçlü Karguli, Hulk, Shine Sonic, Sonic Exe, Muz Sonic, Kuş Ketnep, Fil Ketnep, Süper Shadow, Eşek Sonic, Mor Yaratık. Ben bu yorumu galiba okumadan almışım arkadaşlar. Bildiğin böyle türlü yemeği olur ya. İçinde işte patates, soğan, sarımsak, patlıcan, kabak, fasulye, artık ne ararsan olur ya. Bildiğin olmuş. Türlü olmuş bu. Deneyelim bakalım bir türlü. Aldık bir kere yorumu, yapmak zorundayız. Deneyelim. Evet arkadaşlar, hani saçmanın saçmasının saçması bir VS kapışmasıyla karşınızdayım. Gerçekten böyle kimin olup kimin olmadığı belli değil. Tamamen tüm dediği karakterler yok arkadaşınızın elimde ama hani bu Sony Shine versiyonu henüz indirmedim ama elimden geldiğince bir şeyler atmaya çalıştım. Abi Muz Sonic'i koyduk. Yani Muz Sonic burada. Kargolimiz burada en güçlüsü. İşte diğer Sonic'lerin yerine referans olarak buradaki Kirpi Sonic'i koyduk. Dafuk burada, güçlü Dafuk'umuz. Onun yanında bizim Kuş Ketnep'imiz burada. En güçlülerden bir tanesi olan Upgrade Titan kameraman burada. Fil Ketnep burada. Ve son olarak da tabii ki olmazsa olmazımız Hulk'umuz burada. Bakalım bu kapışmadan kim sağ çıkacak? Bu kapışmayı izleyebilecek miyim? Onu bile merak ediyorum. Başlayın dostum. Hop! Uy! Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir zamanlama ya? Böyle bir zamanlama görmedim. Bu nasıl bir zamanlama? Arkadaşlar gördünüz mü ne olduğunu? Yani ağır çekimde izlesek gerçekten anlamayız. Ben anlatayım. İlk olarak Dafuk parmağını şıklatarak karakterlerin çoğunu yok etti. O sırada güçlü Karguli, Hulk ve Dafuk kaldı. Güçlü Karguli, Hulk ve Dafuk kaldığında Hulk dönüşmeye başladı ve yere yumruğunu vurduğu anda güçlü Dafuk öldü. Yere yumruğunu vurduğunda Karguli Hulk'u öldürdü. O sırada Karguli kim öldürdü oğlum? Arkadaşlar bence böyle bir VS bir daha yapılmamalı. Böyle kalmalı. Eğer ki bir daha yapılsın istiyorsanız bu VS'nin, abi ne olur o VS'yi bir dahaki video tekrar yap derseniz, yorumlarda bunu çok fazla görürsem, bu yorumlara baktığımda bir sonraki videoda bu VS'nin kazananını yaparım. Ama şimdilik bu VS böyle kalacak. Merak edin bakalım kim yenecek. Ben de merak edeceğim bu arada, bilmiyorum çünkü. Bir sonraki VS'ye geçiyorum. İlk kez böyle karman çorman bir VS'de herkes öldü. İlk kez oluyor bu. Herkes öldü. Bir sonraki VS'deyim. Bir sonraki VS. Evet abi, saçma demiş Daddy Longlegs. Saçma Daddy Longlegs. Biliyorsunuz geçenki videodan arkadaşlar, böyle güçlü kaslı bir Daddy Longlegs var. Bu saçma Daddy Longlegs diyoruz biz ona. VS düz Ketnep, inşallah 1 milyon olsun demiş arkadaşımız. Bir alkış alalım şöyle. Güzel bir alkış gelsin. Tamam. Evet. Güzel. Ve 1 milyon olmam için arkadaşlar hemen aşağıdan abone olmanız lazım. Başka çaresi yok. Hadi bakalım. VS'yi yapalım. Ve karşımızda saçma Daddy Longlegs ve onun karşısında düz Ketnep. Bu arada düz Ketnep'i birazcık büyüttüm arkadaşlar. Büyütmek zorundayım. Çünkü o kadar büyük ki saçma Daddy Longlegs. Diğer karakterler yani normal boyutlarıyla beraber onun ayağı kadar falan kalıyorlar. Şu kadarcık minicik bir şey kalıyorlar yanında. O yüzden birazcık büyüttüm. Hiç yoktan bir kedi kadar boyu olsun. Şimdi saçma Daddy Longlegs mi yenecek yoksa düz Ketnep mi? Ben de merak ediyorum. Güzel bir kapışma, farklı bir kapışma başlasın. Hop, yaklaştı, bir tane çaktı. Oğlum, ne yapıyor lan o? Ne oluyor oğlum? Oğlum kanka, error mu verdin sen de? Yendi ve error verdi. Lan rahat dur, lan rahat dur. Ne oldu ona? Arkadaşlar az önce yendikten sonra bir değişik bir error verdi. Aslında kas çalışması gerekirken böyle eline bir şey alıp kas çalışıyormuş gibi yapıyor ama elinde ne olduğu belli değildi. Ama tabi uzaktan yumruk atma özelliğiyle beraber saçma sapan Daddy Longlegs, ki ben beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ben Daddy Longlegs yaklaşacak, o sırada Ketnep onu yakalayacak, öldürecek diye beklerken saçma Daddy Longlegs, yani Hulk dönüşümlü saçma Daddy Longlegs Ketnep'i yendi arkadaşlar. İlginç bir VS oldu. Bir sonraki VS'ye geçiyorum.
Bir sonraki VS'deyiz. Abi Sinister, Titan, Clockman vs Juggernaut tuvaleti yapar mısın demiş. Daha önce çok yazdım lütfen al demiş. Aldım kardeşim, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi çok fazla yorum geliyor ve hepinizin yorumunu alamıyorum. Elimden geldiğince de yapılmamış yorumları almaya çalışıyorum. Bu şekilde kimi zaman rastlıyor videolara yorumlarınız, kimi zaman rastlamıyor. Lütfen darılmayın, yapacak bir şey yok arkadaşlar. 200 yorumu veya 300 yorumu bir anda yapamam. İşte bu şekilde ara ara hepinizin yorumu çıkmış oluyor. Şimdi kapışmaya geçelim. Bakalım kim kazanacak. Evet arkadaşlar, şimdi elimde bulunan en güçlü Clockman'i almaya çalıştım. Elimdeki upgrade titan Clockman bu. Ondan daha güçlü bir şey bulamadım. Juggernaut'un karşısına çıkarabileceğim tek bu vardı. Karşımızda Juggernaut var. Juggernaut hepiniz biliyorsunuz en güçlü. Bildiğim kadarıyla Shikibidi ordusu içerisinde. Yani kim olursa olsun, kameraman, TV'men kim varsa olsun, hepsinin içinde en güçlüsü Juggernaut diye biliyorum ben. Bunun haricinde çok güçlü bir karakter var diye bilenleriniz varsa yorumlara yazın. Onu da Juggernaut'un karşısına çıkaralım, deneyelim. Ama Juggernaut bildiğim kadarıyla en güçlü. O yüzden Clockman'ın bence çok da burada şansı yok. Deneyecek miyiz? Deneyeceğiz. Clockman, bay bay dostum. Başlayın. Ve Clockman geldi. Tokat yemek için geldi Juggernaut. Hemen kendini savunmaya aldı şu an. Evet, Clockman. Abi iyi saldırıyor lan. Ya ne kadar laf ettiysem de iyi saldırıyor. Bir tane tokat yedi. Uf. Oğlum yetişemiyorum adamlara. Birbirine girdikleri zaman ne yapacaklarını bilemiyorum ve... Dediğim gibi bak. Bak yatıyor yere. Şinaf mı çekeceksin lan? Ne yapıyorsun oğlum? Çok kötü ölüyorlar bu arada arkadaşlar. Böyle normal bir sırt üstü yıkılıp düşse neyse, yüz üstüne çok kötü düştü. Kazanan tabii ki arkadaşlar Juggernaut oldu. Juggernaut'un karşısında bence hiçbirinin şansı yok. Şuna bak. Saat kaç Clockman? Saat geç oldu mu? Çok geç olduysa yatalım. Tamam, çok geç olmamış. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kazanan Juggernaut oldu. Geçiyorum bir sonraki VS'ye. Bir sonraki VS Upgrade Titan Clockman vs Shikibidi Tuvalet G-Man Shite. Bakalım kim kazanacak? Az önce Clockman bir tokat yedi. Belki G-Man'i yenip kendine gelebilir. Yani onun için böyle küçük bir teselli olabilir bu yani. Deneyelim. Ve geldik VS'ye arkadaşlar. Bu arada G-Man Shite'ın birebirini bulamadım ama şunlar karakter olarak ona çok benziyor. O yüzden bunları aldım. Belki bunlar fan yapımı falan da olabilir ama elimde olan bunlar. Ya şöyle güçsüz olmamaları için de iki tane attım. Deneyelim bence. Yani bunları büyük ihtimal Clockman yenecek. Ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım, güzel bir kapışma olsun. 2'ye 1 ancak denk gelir gibi geldi bana. Başlayın. Ve oy sakin. Biri gitti. Öbürü de mi gitti? Öbürü kaçtı mı? Öbürü kaçtı dediğim işte oldu. Birini çok hızlı yendi. Ve şu an birbirleriyle savaşamıyorlar çünkü G-Man uçarak kaçıyor. Doğal olarak. Tabii uzaktan atış yaparak uf abi. Abi bu ne yapıyor ya? Bu upgrade titan Clockman ara sıra böyle kafayı yemiş gibi VS atıyor ya. Bak zamanı durdurdu, kendi gitti bir köşeye oturdu, bunu öldürdü. Abi birbirlerini uzaklaştırdılar, şimdi yaklaştırmak zorundayım ya. Dur alayım da götüreyim bari. Arkadaşlar taşımak zorundayım. Çünkü uzaklaşıyorlar birbirlerinden ve VS çok saçma oluyor. Bu yüksekliğini kapatabilsem buranın, biraz alçak olsa daha rahat olacak VS'dir ama. Şu yaklaştırıyorum iyice. Ve bıraktım. Tam bıraktım. Kapışın kanka. Evet. Şu an Clockman durdurdu. Dövüyor diyecektim. Bitti. Yani al. Perti çıktı. Galiba bunlar arasında Clockman'in yenemeyeceği tek karakter Juggernaut olabilir. Geri hepsini tokatlayabilir. Clockman gerçekten çok güçlü bir karakter. Ve bu VS'nin kazandığı 2'ye 1 olmasına rağmen Clockman durdu. Bir seni öveyim ya. 2 dakika dur kanka, nereye gidiyorsun? Ekmek almaya mı çıktın? 1 saattir yürüyorsun ya. Kanka sakin. Bak elimde makine kaldı. Alır sağa sola fırlatırım ha. Olduğun yerde dur. Kazanan Clockman. Bir sonraki VS'ye geçiyorum. Bir sonraki VS Hook VS 5 tane güçlü dafuk demiş arkadaşınız. Güçlü dafuk acaba 5 kişi olunca şıklatarak Hulk'u yenebilecek mi? Deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu VS'yi yapmadan önce peşinen şöyle bir şey söyleyebilirdim. Kesinlikle Hulk bunların ağzını burnunu kırar diyebilirdim. Ama şöyle bir ihtimal var biliyorsunuz. Az önce Upgrade Titan kameramanlar ordusu 2 tane Hulk'u yenebildi. Hiç böyle bir şey hayatımda yaşamadım ben. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O yüzden meraklanıyorum. Acaba şu minik şıklatıcılar 5 tane olduğunda 5'i birden şıklatırsa Hulk yok olur mu? Bunu ben de merak ediyorum. Şimdi beraber deneyimlemiş olacağız. Hadi bakalım dostum. Hulk vs 5 tane güçlü dafuk. Başlayın.
Ve şık şık şık, bir şık, iki şık, üç şık, dört şık, beş şık. Hepsinin tozu gitti. Tozu gitti, Hulk kaldı. Demek ki bunu 50 tane de atsak ki deneyelim mi? İşte bu şekilde tam bir ordu güçlü Dafuk vs Hulk. Yine Hulk kazanabilir. Başlayın. Hop, şıkır 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 şıkır, güm güm güm, pışır kışır şıkır, bum bum güm. Ağızları burunları şıkırdamayla geçiyor. Hulk kazanamıyor. O Hulk yenemiyor lan. Bir anda da yenemiyor. 50 tane atınca da yeniyormuş. Hepsi öldü. Gördüğünüz gibi Hulk vs 1000 tane de güçlü Dafuk atsak yine kazanan Hulk olacak. Bir sonraki vs'deyim. Bir sonraki vs'de Hulk vs Shin Sonic demiş arkadaşınız ama arkadaşlar bu karakteri elimde şu an yok. Aslında bulabilirim ama şimdi onu bulmak, indirmek falan biraz vakit alabilir. Yani videoyu durdurmamak, aksatmamak adına hemen şöyle güzel bir Sonic'ler bulup Hulk'un önüne atalım. Evet arkadaşlar, Shine Sonic şu an bende yok. O yüzden şuradan birkaç tane Sonic aldım. Hepsinden birer tane aldım. Ve buraya karmaşık bir Sonic orducuğu yaptım. Çünkü arkadaşlarının yorumunu yapmış olalım. Hiç yoktan benzerini yapmış olalım. Bakalım burada Hulk'u yenebilecek bir Sonic türü çıkacak mı? Yoksa Hulk bunları çok hızlı mı tokatlayacak? Bunu merak ediyorum. Çünkü bu Sonic'lerle beraber henüz Hulk'u VS attırdım diye hatırlamıyorum. Çünkü çok değişik Sonic modları var elimde. Bakalım bu modla Hulk başa çıkabilecek mi? Başlayın. Ve saldırdılar. Şu an hepsi birden saldırıyor. Hulk dönüştü. Ve etrafta Sonic Monic kalmadı. Demek ki bu kadar dayanabiliyorlar. Yani daha fazla dayanamıyorlar. Hulk biraz bunlara güçlü kalıyor. Arkadaşlar dönüşmese belki yenilecek. Tam dönüştün diye kızmıyorum Hulk'cum. Yani dönüşmesen belki yenilirsin diyorum yani. Ama dönüşünce yapacak bir şey yok. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Bir sonraki VS'deyiz. Tüm Sonic'ler vs tüm Garden of Banban karakterleri. Ooo, ordu savaşı. Evet, ordu savaşı geliyor. Elimdeki tüm Sonic'leri koyacağım. İsterse birbirleriyle savaşsınlar. Karşısına da tüm Garden of Banban karakterlerini koyacağım. Bakalım en son kim ayakta kalacak. Ve arkadaşlar evet, geldik şimdi karmaşık bir VS'ye. Karşımızda elimde bulunan tüm Sonic'ler var. Yani bunlar farklı modlardan aldığım farklı Sonic türleri. Yani eşek bile burada, yani şu saçma muz Sonic'ine kadar koydum. Onun dışında düzgün, normal, kapışan Sonic'lerimiz de var burada. Onun dışında Garden of Banban'ın tamam doğru tüm karakterlerini koyamadım ama elimden geldiğince en temiz, elimde bulunan en güzel karakterlerini koymaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar burada yani bazı modlarda karakterler bozuk gelebiliyor ve modu indirdiğinizde karakter savaşırken oyun sizi oyundan dışarı atıyor veya oyun donuyor. Bu şekilde yapısı bozuk, yazılımı bozuk karakterler var. Onları silmek zorunda kalıyorum ve elimde en temiz karakterler işte bu gördüğünüz Garden of Banban karakterleri. Tabii ki karakterlerin lideri kim? Karşımızda Baby Opilla. Baby Opilla kral abi. Şimdi bakalım Sonic'ler vs Garden of Banban yaptığımızda kim ayakta kalıyor? Hadi bakalım başlayın. Evet, kapışma başladı. Birbirlerine giriştiler. Garden of Banban mı, Sonic'ler mi? Abi birbirlerine o kadar kötü giriştiler ki savaşın ne olduğunu izleyemiyorum. Aradan Sonic'ler geçiyor. Aradan Garden of Banban'lar dövüşüyor. Oğlum arada küpler falan var. Ne oluyor oğlum? Uy, bombalar yağıyor. Şu Muz Sonic savaşa çok iyi başladı. Kime ne yaptıkları belli değil şu an. Garden of Banban'ın bazı karakterleri dövüşüyor mu dövüşmüyor mu belli değil. Oğlum oy, bir dakika, Sonic'ler başa bela, Sonic'ler başa bela. Ne oluyor? Bir dakika, Sonic'ler bitti ama kendi aralarında mı dövüşüyor şimdi de? Arkadaşlar uş. Arkadaşlar bu arada Garden of Banban kesinlikle bir kere yenildi. Sonic'ler niyeyse bak. Sonic'ler birbirlerini kovalıyor. Nereye gidiyorsun lan? Sonic'ler çok hızlı olduğu için takip de edemiyorum. Tam aldı başına gittiler. Ne oldu şimdi? Şimdi bakıyorum şöyle. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane şurada. Üç tane Sonic ayakta kaldı. Garden of Banban'ın tamamı öldü. Yani Sonic'ler, tabii Sonic'ler de kayıp verdi arkadaşlar. Bakın şurada perti çıkmış Sonic'çiklerimiz var. Al, burada da var. Burada bir tane ölü Sonic var. Ama onun dışında Garden of Banban tamamen gitti. Muz Sonic de öldü arkadaşlar. Bayağı kazanan Sonic'ler ayakta. Yani Sonic takımı Garden of Banban takımını yeniyor. Buradan bunu anladık. Bir sonraki kapışmaya geçiyorum. Kazanan Sonic'ler. Ve
Evet arkadaşlar, bir sonraki kapışmamızda Mud Sonic vs göz yiyen Napnap'a benzeyen yaratık demiş arkadaşınız. Yani böyle kapışmalarda yazabilirsiniz çünkü yeni yeni karakterler buluyoruz. Bu yeni karakterlerin hangisinin daha güçlü olduğunu da ben de merak ediyorum. Şimdi deneyelim Mud Sonic göz yiyen Napnap'a benzeyen karakter. Bakalım kim yenecek. Evet arkadaşlar, ilginç bir vs. Karşımızda iki saçmalık. Yani iki saçma karakter. Geçenki videoda saçma karakterler videosu yapmıştık hatırlıyorsanız. Orada en saçma görülen iki karakter, biri Mud Sonic'ti arkadaşlar. Birisi de bu göz yiyen, Napnap'a benzeyen tuhaf karakter. İkisi de gerçekten aşırı saçmaydı ama saçmalıkların hangisi daha güçlü saçma, onu şimdi anlayacağız. Bakalım göz yiyen mi yoksa Mud Sonic mi? Başlayın. Ve birbirlerine saldırdılar. Göz yiyen fena değilmiş. Mud Sonic de fena değilmiş. Oğlum, ne yapıyor lan bunlar? Oğlum ne yapıyor? Ya gerçekten var ya şey, ordu gibi ya. Bu Mud Sonic gökyüzünden aşağı bir şeyler yağdırıyor. Bak patladı. Oğlum Mud Sonic hile yapıyor. Dinamit dolu muz fıçısı yolluyor bak. Korktum, tövbe estağfurullah. Dinamit dolu muz fıçısı yolluyor ve bu muz fıçısıyla beraber karşıdaki karakteri öldürebiliyor. Mud Sonic kazandı arkadaşlar. Yani bekliyor muydum, bir şey diyemem çünkü göz yiyen de fena değildi. Yani şu tipe bak. Neyse, kazandı diyecek bir şey yok arkadaşlar. İlginç ve saçma karakterler içinde göz yiyen karakter vs Mud Sonic de Mud Sonic kazanmış oldu ama gerçekten Mud Sonic'in çok değişik bir savaş stratejisi var arkadaşlar. Değişik şeyler sallıyor, atıyor, öteye beriye fırlatıyor ve bunlar bombaya dönüşüyor. Varilleri atıyor, varil bombaya dönüşüyor ve diğer karakter de Mud Sonic'e saldırmayı bırakıp gidip bomba variline saldırmaya çalışıyor. Değişik bir şey. Kazanan Mud Sonic. Bir sonraki vs'deyim. Bir sonraki vs'de Godzilla vs Spider-Man vs Hulk vs Sonic. Evet, dörtlü bir tane daha almışız. Çok dörtleri almayacaktım ama arkadaşlar, en beğenilen yorumlar sıralaması yaptım. Yukarıdan aşağı sırayla almaya çalıştım. Ortalık bir sürü dörtlü beşli vs dolmuş. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz. Godzilla, Spider-Man, Hulk, Sonic. Yapalım. Ve yine karman çorman bir kapışmadayız. Hulk burada, Godzilla burada, Sonic de... Abi çok ünlenmedi mi? Çok ünlendiği için Mud Sonic'i alıyorum. Bundan sonra karakterimiz Mud Sonic. Ve Spider-Man de, elimdeki tüm Spider-Man'leri aldım. 4 tane Spider-Man'im var. Hepsini aldım. Bakalım. Bu arada bakalım demeden önce Godzilla'yı minikleştirdim. Abi bu kadar minik karakterin arasında Godzilla dev gibi kalıyordu. O yüzden Godzilla'yı minicik yaptım. Zaten sonra kalacak karakterler belli. Hulk'la Godzilla kalacak. Ama ben VS'yi yine de başlatayım. Başlayın kanka. Ve o birbirlerine saldırdılar. Onu dövüyor. Oğlum birlikte Godzilla'ya saldırıyorlar bak. Oğlum birleşti, hepsi Godzilla'yı dövmeye çalışıyor. Hulk dönüştü. Hulk dönüştü ve Godzilla'yla Hulk kaldı. Gerisi öldü bakın. Bak, hepsinin bıçırığı çıktı yerde. Godzilla'yla Hulk kaldı. Bakalım kim kazanacak. Tabii bunu biliyoruz sonuçta. Hulk kazanacak ama yine de izleyelim. Bir dakika. Kapışma sırasında Hulk ikinci dönüşüme geçti. Üçüncü dönüşüme geçti. Yani ikinci mi üçüncü mü artık, yani neyse, devleşti. Ve Godzilla yok etti. Bu arada arkadaşlar, Hulk bu dönüşüme her zaman geçemiyor. Kimi zaman yenilebiliyor ama şu an yine bu dönüşüme geçti ve ortalığı kırdı getirdi. Artık yani benim sesten kafam şişti. Bir saat kapıştılar. Ondan sonra da Hulk son dönüşmeye geçip Godzilla'yı yendi. Kazanan Hulk. Bir sonraki kapışmadayım. Bir sonraki kapışmada Siren Kafa vs Hello Neighbor 2 ama sadece bıyıklı olsun demiş arkadaşınız. Yani çok çeşitli Siren Kafa var elimde. Hello Neighbor 2 bıyıklıyı koyalım. Bir tane de güzel bir Siren Kafa koyalım. Bakalım kim yenecek. Evet, Siren Kafa vs Hello Neighbor 2 bıyıklı arkadaşlar. Bakalım kapışmayı kim kazanacak. Yani biraz uzun sürebilir. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Buradaki Hello Neighbor 2 bıyıklı sadece yakalama özelliğine sahip. Yakalayıp bir yere ışınlayabiliyor. Bu şekilde kolay kolay karakterleri öldüremiyor. Ama bu arada da ölmüyor gerçekten. Bu Siren Kafa onu kolay kolay yenemez. O da kolay kolay yenilmez. Bu da yenilmez. Bittik. Bir saatlik bir VS'ye hazır mısınız? Başlasın. Ve VS başladı. Bakın. Siren Kafa yakalayıp ışınlanıyor. Ama tekme de yiyor bu arada. Bıyıklı tekme... Yuh. Arkadaşlar, beklemediğim bir şey oldu.
Siren kafa siren gücünü kullanır kullanmaz bıyıklı öldü. Abi tek atabiliyormuş bu karakter. Dediğim çıkmadı ve yenen siren kafa ve öyle böyle yenmedi. Sadece iki kere yakalandı bıyıklıya. Üçüncüde sinirlenip sirenini yolladı ve işi bitirdi. Helal olsun vallahi. Bilmiyorum. Şu ana kadar siren kafanın bu şekilde bir karakteri yendiğini görmemiştim. Kazanan siren kafa oldu. Bir sonraki vs. Bir sonraki yorumdayız arkadaşlar. Abi Trevor Henderson modunu yükler misin? Cartoon Cat vs Red Hook demiş. Johnson demiş. Teşekkürler kardeşim. Arkadaşlar Trevor Henderson bende var diye biliyorum mod. Cartoon Cat ile Red Hook yapacağız. Yapalım. Arkadaşlar Trevor Henderson modu varmış ancak Cartoon Cat yok. Cartoon Dog var. Bu Dog galiba. Biraz saçma bir karakter ama Kırmızı Hook'la beraber kapışmalarını başlatalım bakalım kim kazanacak. Hadi dostum başlayın. Evet kapışma başladı. Birbirlerine girdiler. Kırmızı Hook yaktı. Bizim Cartoon Dog da vurmaya çalışıyor. Cartoon Dog mu Cat mi tam anlayamadım ama orada bulduğum bir karakteri hemen koydum arkadaşlar. Yani bu Red Hook ölmüyor ama öldüremiyor da bu huyunu sevmiyorum. Yakıyor yakıyor bir şey yaptığı yok bak. Şimdi bir saat bunların VS'sini izleriz. Dövüşün bakalım dostum hadi. Hadi bakalım. Hadi vur dostum. Evet evet Red Hook bayağı iyi bu arada ama tabii Cartoon Dog mudur Cat midir nedir Dog bu Dog. Aynen bayağı Cartoon Dog bu. Cat değil ama olsun. Yenildi. Hatta hala yanıyor. Ateş alev yanıyor. Red Hook yendi. Bir sonraki VS'deyim. Bir sonraki VS'de abi Hulk'un 3. dönüşümü VS DJ Müzik Man yapar mısın demiş arkadaşınız. 3. dönüşüm yok bende arkadaşlar. Yani onu direkt 3. dönüşümle başlatamıyorum ama 2. dönüşümle deneyebiliriz. 2. dönüşüm VS DJ Müzik Man yapalım. Evet Hulk'un 2. dönüşümü VS DJ Müzik Man yapacağız. 3. dönüşümü arkadaşlar Hulk kendi dönüşebiliyor. Benim mod sayfamın içinde o dönüşüm yok arkadaşlar. Sadece direkt 2. dönüşümden başlatabiliyorum. En son dönüşümden sadece Hulk kendisi geçebiliyor. Ama bu şekilde DJ Müzik Man'i yenebilir mi? Deneyelim. Başlayın. Oo vurdu vurdu vurdu. Yumruk yumruk DJ Müzik Man yaklaşıyor. Çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Yaklaştı. Dokundu mu? Dokunursa fena olur. Dokundu. Dedim dokunursa fena olur dedim. Ya abi 3. dönüşüme keşke geçirebilsem bir şekilde Hulk'u. O şekilde VS yapsak ama yapamıyorum arkadaşlar. Öyle bir özellik yok şu an bu karakterle ilgili. O yüzden 2. dönüşümle beraber de DJ Müzik Man onu yeniyor. Bir sonraki VS'ye geçiyorum. Ve arkadaşlar bir sonraki ve bu videonun son VS'si Day 17 Supersonic Digibuckbill Pabi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 b
arkadaşlar. Ve Slow Sen'in bunların VS'sini istemiş arkadaşlarınız. Bu da son VS'mdi. Yine arkadaşlar siz yorumlara hiç yapılmamış VS'ler yazabilirsiniz. Ve bunun dışında da indirmemi istediğiniz farklı modlar varsa yine Gmod'da bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şu karmaşa VS'yi yapıp bu videoyu sonlandıralım bakalım. D17 Supersonic PG Bark ve Slow Sen'in. Evet arkadaşlar, VS'ye geldik. Son VS olması adına farklı bir şey deniyorum. Şu an bakın D17'miz burada ama onu tutamıyorum. Küçücük D17 minicik. Kanka gel, kanka gel. D17'miz minicik bir D17. Onun karşısında Slow Sen'i, Pijibaku ve Super Sony'yi aşırı büyüttüm. Yani onlar dev gibi olacak. Bu sefer D17 minicik kalacak. Gel bakalım dostum, gel. Gel gel. Gel sen gel. Artık minicik bir şeysin, gel. Bunların yanında pire kadarsın. Artık en küçük sensin. Bakalım bunları yenebileceğin mi? Minik minik. Minicik bir D17 ve kocaman Slow Sen'in, kocaman Supersonic ve kocaman bir tane Pijibaku'muz var. Pijibaku'nun ayakları küçük görünüyor. Oh! Pijibaku öldürdü terbiyesiz. Yeniden koymam lazım. Şunu uzaklaştır ya, bu sağ sola sıkıyor. Gel lan buraya. Sağ sola sıkıyor, bu uzakta da kalsın arkadaşlar. Sağ sola sıkıyor, durmuyor rahat. Bir dakika. Tamam arkadaşlar, şu an eski haline getirdim ve başlatıyorum. D17 minicik, diğer karakterler dev gibi, başlayın. Son vs, son kapışma. Uy oğlum, Supersonic çok bir psikopat bir atak yaptı. Ama ne yapıyor oğlum, ne yaptı belli değil. Kaçıyor mu, geliyor mu anlayamadım. Supersonic çok dev, savaşamıyor. Oğlum ne geliyor ne gidiyor, orada takıldı bir yere. Bu arada Slow Sen'in ağzını burnunu kırmaya çalışıyor. Oğlum ne oluyor? D17 de kenarda kaldı oğlum. Şu an vs çok saçma oldu. D17 çok uzakta kaldı ve VS'ye de gidemiyor. Slow Sen'in mübarek Slow ama oyunun en hızlı karakteri oldu resmen. Oğlum Sonic. Arkadaşlar Sonic Slow Sen'e dalmıyor. Şu D17'yi bir getirelim şuraya, dur. Şu
Çünkü bayağı Sony'yi öldürecek slow selling. Şunu al abi. Kanka gel. Gel VS'ye katıl sen de. Tam getirdim VS'ye katıttırdım şu an. Evet. Abi bıyıklarını uzattı. Dalmaya çalışıyor ama bir şey yapamıyor. Bıyıkları da bir işe yaramıyor. Saçma sapan bir VS oldu. Arada Pijibak gitti. Yani bir tek o öldü. Gel kanka gel biraz da içlerine gir gel. Hadi içlerine gir. Hadi VS'ye katıl. Hepsiyle kapış. La dur. Deion 7 slow serini yedi. Kızdı. Ama Sony'ye bir şey yapamıyor. Allah Allah Sonic burada. Deion 7 ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Mavi ışıklar yüzünden hiçbir şey göremiyorum ben şu an biliyor musun? Süper Sony'ye bir şey yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Dur yaklaştırayım. Kanka dibine gir hadi öyle yap. Oy. Süper Sonic ne yaptı öyle? Dur. Dibine bir daha sokacağım. Kaçıyor ama savaşmıyor. Oğlum savaşta ne olur ya? Sonic savaşır mısın? Savaşmıyor, ölmüyor da bu arada arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu VS'nin de bu şekilde sonuna gelelim. Super Sonic vs Deion 7 burada kalmış oldu. Ve ikisi de birbirlerine saldırıyor. Ne vuruyor bir şey ettikleri de yok. Dövüşüyorlar mı dövüşmüyorlar mı onu da anlamıyorum ama. VS'nin şu an gördüğüm kadarıyla bir kazananı yok. Bu şekilde kaldılar. Belki de bug'a girdiler bilmiyorum. Bir sonraki Gmod videosunda inşallah görüşürüz diyorum. Yeni modlar bulacağım. Sizin de önerdiğiniz modlar varsa bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz lütfen 1 milyon abone hedefim için hemen aşağıdan ücretsiz olarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki oyun ne olsun istiyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz oyunları yazıyorsunuz. Ben de onları oynamaya çalışıyorum. Tabii ki normal oynadığımız oyunlarda devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki oyunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye bye.